Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle birlikte anlatım bozuklukları konusuyla ilgili soru çözümü yapıyoruz. Arkadaşlar ilk sorumla başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Bakalım. Sınavların tarihi yaklaştıkça öğrencilerin heyecanı gittikçe artıyor. Arkadaşlar yaklaştıkça ve gittikçe de gereksiz sözcük kullanımı var. Çünkü ikisi de neden bahsediyor? Bir zamandan bahsediyor, değil mi? Yaklaşan bir zamandan bahsettiği için gittikçe Kaldırmamız gerekiyor. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu burada var. Ee, konferansta konuşmacılar karşılıklı tartışarak. Şimdi arkadaşlar tartışma zaten karşılıklı yapıldığı için burada karşılıklı kelimesi yine gereksiz. Bir diğerine bakıyorum. Çocuklar hiç olmazsa bari gölgede oynasınlar. Hiç olmazsa ve bari aynı anlama geldiği için burada da arkadaşlar yine ne var? Gereksiz sözcük kullanımı var. Bunlardan bir tanesini tercih etmesi gerekirdi. Bir tanesini eledim. Dolayısıyla arkadaşlar D şıkkında herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bu projeyi tamamlamanız için sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bakıyorum herhangi bir anlatım bozukluğu yok. İkinci soruma geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Köyün e, sorunlarını sade ve yalın bir dille anlattı muhtar. Arkadaşlar sadelik ve yalınlık aynı anlama gelir. Yine ne yapmış? Gereksiz sözcük kullanımına başvurmuş. Bunlardan bir tanesinden vazgeçmesi gerekir. Bir diğeri takımın Boyu en uzun oyuncusu. Zaten arkadaşlar takımın en uzun oyuncusu deyince de biz boyunun uzun olduğunu anlamayacak mıyız? Herhalde kolunun uzun olduğunu düşünmeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla burada da yine gereksiz sözcük kullanılmış. En uzun oyuncusu deyince zaten boyunu kastettiğini anlıyoruz çünkü. Bir diğeri bu ikisinde de var dedik. Limandan aynı saatte farklı istikametlere 3 vapur kalktı. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok arkadaşlar. Cevabım Ceyhan. Diğerine de bakalım. Toplu taşıma araçlarında yaşlı hamile, engelli ve ihtiyar. Bakıyorsunuz arkadaşlar yaşlı ve ihtiyar aynı anlama gelen iki kelime. Dolayısıyla bunlardan bir tanesinden vazgeçmesi gerekirdi. Yaşlıdan vazgeçsin. Gereksiz sözcük kullanımı var arkadaşlar. Hemen üçüncü soruya bakıyorum ağrısız kulak delinir demiş yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı bir anlatım bozukluğu vardır ağrısız kulak delinir değil videolarda da anlattık ne olacaktı arkadaşlar kulak ağrısız delinir olacaktı değil mi yer değişikliği sağlayacaktı sözcük yanlış yerde kullanılmış. Çünkü böyle dediği zaman sanki ağrımayan kulakları sadece deliyorlarmış gibi bir anlam çıkıyor. Aslında demek istediği kulağınızı ağrıtmadan acıtmadan deleriz demek istiyor arkadaşlar. İzinsiz inşaata girilmez. Arkadaşlar izinsiz inşaat diye bir yer var sanırım oraya girilmez diyor sanki. Halbuki ne olması gerekirdi? İnşaata izinsiz girilmez yine sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Çocuğun tırnakları çok büyümüştü. Tırnak büyümez arkadaşlar. Tırnak uzar. Yani ne dedik? Sözcükler e, cümlede tam olarak anlamı karşılamalıydı. Burada tam olarak anlamı karşılamadığı için yanlış sözcük kullanılmış. Bir diğerine bakıyorum. Zincirsiz yola çıkan araçlara ceza yazıldı. Şimdi sanki e, zincirsiz olan yollara çıkan araçlara ceza yazılmış. Halbuki ne demek istiyor? Yola zincirsiz çıkan araçlara demesi gerekir arkadaşlar. Yani zincirsiz nereye gelecek? yola zincirsiz çıkan araçlara demesi gerekiyordu. Baktığımız zaman hangisi farklı? Bunların hepsi de yer değişikliği istiyor. Bir de, iki de ve dörtte ama burada yanlış kelime kullanmış. Dolayısıyla yanlış olan şıkkım Ceyhan. Hemen dördüncü soruma bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Sınıftaki şımarık davranışlarıyla göze girdi. Bakın deyimin yanlış anlamda kullanılması. Bir insan şımarıklık yapıyorsa göze girmez arkadaşlar. Göze batar, göze battı demesi gerekir. Göze girmek için iyi bir şey yapmak gerekir çünkü arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir anlatım bozukluğu var. Sibirya'daki es esirler sıfırın altında eksi 30. Bunu da söyledik arkadaşlar. Eksi 30 zaten sıfırın altındadır. Yani ee, ya diyecek ki. Sibirya'daki esirler eksi -30 derecede çalıştılar. Ya da diyecek ki Sibirya'daki esirler sıfırın altında 30 derecede çalıştırılmışlar. Dolayısıyla arkadaşlar burada da gereksiz sözcük kullanımı var. Yani burada da bir anlatım bozukluğu var. Bakıyorum çocukların arzu ve isteklerini okul müdürüne ilettik. Arkadaşlar arzu ve istek aynı anlama geliyor. Dolayısıyla burada da ne var? Gereksiz sözcük kullanımı. Yani ben arzudan vazgeçiyorum. Sadece istek kelimesini kullanıyorum. İkisine gerek yok arkadaşlar. Burada da bir anlatım bozukluğu var. Dolayısıyla Denizli'de bir anlatım bozukluğu yok. Vali programın başında güzel bir konuşma yaptı demiş. Herhangi bir anlatım bozukluğu göremiyorum. Cevabım Denizli. Beşinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır demiş. Atatürk Havalimanı'nda çıkan yangın İstanbul'da paniğe yol açtı. Herhangi bir anlatım bozukluğu göremiyorum arkadaşlar değil mi? Atatürk Havalimanı'nda yangın çıkmış. Bu da İstanbul'da bir paniğe yol açmış. Dolayısıyla D'yi eledim. Yangını söndürmeye yaklaşık 50 dolayında. Hmm, bakıyorsunuz arkadaşlar yaklaşık ve dolayında aynı anlama gelen iki kelime. İkisi de yaklaşıklık anlamı veriyor. Dolayısıyla gereksiz sözcük kullanılmış. Burada bir anlatım bozukluğu var. Cevabım Ceyhan. Diğerlerine de bakalım. Yangın söndürme uçaklarıyla uçaklarıyla da itfaiyecilere destek sağlandı. Herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Yangın terminal bölümünde geçmeden kontrollerinin altına alındı diyor. Bakıyorum. Herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Dolayısıyla cevabım Ceyhan. Altıncı soruya baktım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Bakalım arkadaşlar. Her kapının çalışında yüreğimi sopluyor Var olduğu belli değil mi arkadaşlar? Cümlenin gidişatından her kapının çalışında sanki bir sürü kapı var. Yani herhangi bir yerde bir kapı çalındığında yüreği e, yüreği hopluyor. Ancak onu demek istememiş, değil mi? Kendi kapıları her çaldığında heyecanlanıyorlar. Yüreği hop, yürekleri hopluyor, korkuyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir anlatım bozukluğu var. Her kapı çalışında demesi lazım. B'ye bakıyorum. Gerçek şiir insanın iç dünyasını derinleştirir. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok arkadaşlar. Cevabım Bursa. Diğerine de bakalım. Kuruyan ağaçların yerine meyve fidanı ektik. Şimdi gördüğünüz üzere yine arkadaşlar sözcük tam anlamıyla cümlede anlamı karşılamamış. Ektik değil diktik. Değil mi? Tohum ekilir fidan dikilir arkadaşlar. Neden? Şeyden gelir dik koyulması gerekir ya fidanın. Dolayısıyla burada da bir anlatım bozukluğu var yorgun direksiyona geçmek çok tehlikelidir. Yani sanki direksiyon yorgunmuş ve yorgun olan bir direksiyona geçmek tehlikeliymiş gibi bir anlam çıkıyor. Halbuki ona de, onu demek istemiyor değil mi? Direksiyona yorgun geçmek çok tehlikelidir.